Merhaba arkadaşlar, yine bir Diablo Lore videosu ile karşınızdayız. Bir önceki videoda inancın ve beraberinde Zakarum Kilisesi'nin yükselişini anlatmıştık. Bu videoda ise Türkçe'ye karanlık sürgün olarak çevirebileceğimiz Dark Exile adı verilen ve cehennem saflarını temelden sarsacak bir olaydan bahsedeceğiz. Dark Exile'dan bahsederken de hepimizin oyunda sıkça duyduğu Horadrim Birliği'nden ve kuruluşundan da söz edeceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan hikayemize geçelim. Daha önce Anu ve Tahtament'ın hikayesini anlattığımız videoda Cehennem'in 7 generalinden bahsetmiştik. Günah Savaşı sonrasında bu 7 Cehennem yöneticisi arasında türlü anlaşmazlıklar boy göstermeye başladı. Özellikle 4 küçük iblis generali bu 3 büyük kardeşin insanlıkla çok fazla ilgilendiğinden asıl ilgilenilmesi gereken konu olan Sonsuz Savaş'a yeterince özen göstermediklerini düşünüyorlardı. Ayrıca bu üç büyük iblis generalinin Günah Savaşı'nda aldığı kararlardan da memnun değillerdi. Mephisto'nun yaptığı anlaşmadan neredeyse bütün cehennem rahatsız olmaktaydı. Ancak 4 küçük iblis generali bütün bu olanlardan 3 büyük iblis generalini sorumlu tuttu. Asmodan bu düşüncenin asıl oluşmasını sağlayan iblis generali olacaktı. Günah'ın baş iblisi olan Asmodan kardeşlerinden ilk olarak yalanın baş iblisi olan Belial'ı ikna edecektir. Belial'in de yardımı ile geriye kalan ikiz kardeşler Andariel ve Duriel de ikna edilecektir. Aslında Andariel ve Duriel başta pek de büyük iblis generallerine bulaşmak niyetinde değillerdi. Ancak Belial'in üstün ikna, daha doğrusu yalan yetenekleriyle onlar da bu düşünceyi kabul ettiler. Ve cehennem saflarındaki ayaklanma bu şekilde başlamış oldu. Büyük iblis generallerinin hiç beklemediği bir anda Asmodan başta olmak üzere saldırı gerçekleşti. Ve cehennemde darbe oldu. Üç büyük iblis generali yakalanarak tabire göre o çok sevdikleri Sanctuary adı verilen gezegenimize sürgün edildi. Ve bu olay Diablo evreninin tarihine Dark Exile, kara sürgün olarak geçti. Başta üç büyük iblis generali bu durumdan öyle aman aman şikayetçi değildi. Çünkü onlar insanoğlunun, daha doğrusu Nephilim ırkının alacağı pozisyonun ve takınacağı tavrın Sonsuz Savaşı doğrudan etkileyeceğine inanıyordu. Eğer Nephilim ırkını kendi saflarına katabilirlerse, savaşı sona erdirip cehennem olarak evrene hükmedebileceklerini düşünüyorlardı. Bu düşünceyle dünyaya gelen üç kardeş Mephisto, Baal ve Diablo hemen çalışmalarına başladılar. Ancak cennet tarafından Tyrael'ın durumdan haberdar olması çok da uzun sürmedi. Kara sürgünden yaklaşık 40 yıl sonra dünyaya gelen Tyrael durumu ele almaya karar verdi. Ancak bunu yaparken Angry's Council, yani Yüksek Melek Meclisi'ni bilgilendirme niyetinde değildi. Çünkü baş meleklerin "Dünyada çok oluyor canım" deyip dünya üzerindeki yaşamı bitirmesinden çekiniyordu. Öte yandan Tyrael ise Nephilim ırkının gelecekte daha çok işi olacağını biliyordu. Ama bir şekilde üç büyük iblis generalini de durdurmalıydı. Tyrael bunun için Horadrim isimli bir büyücü loncası kurdu. Eski büyücülerden ve Nephilimlardan oluşan bu loncanın amacı üç kardeşi yakalayıp hapsetmekti. Horadrim Birliği'nin detaylarından, üyelerinden ve zaman içerisindeki gelişimlerini bir başka videoda anlatacağız. Şimdilik üç kardeşin avına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tyrael, üç büyük iblis generalinin ruhlarını kontrol altına tutabilmek için Dünyalar Taşı'nın özünü kullanarak üç ruh taşı meydana getirdi. Mavi, sarı ve kırmızı renkte olan bu taşlar sırasıyla mavi Mephisto, sarı Baal ve kırmızı ise Diablo için tasarlanmıştı. Tyrael tarafından lider olarak atanan Tal Rasha başta olmak üzere Jared Cain, ki meşhur Deckard Cain'in atasıdır, Diablo 3'te sık sık karşılaştığımız Zoltun Kul, Diablo 2'de öldürdüğümüz Radamant gibi pek çok ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu büyücüler kardeşliği harekete geçti. İlk hedef 3 kardeşin en tehlikelisi olan Mephisto'ydu. Kejistan'da olduğu tespit edilen Mephisto kolay kolay teslim olma niyetinde değildi. Kejistan ormanlarında, Kuras yakınlarında yakalanana kadar pek çok masumun ölümüne sebebiyet verdi. Ki aslında yakalandığı bölgede toprağın altına gömüldü ve üzerine gözcülük yapmaları nedeniyle Zakarum Kilisesi inşa edildi ve bölge sonradan Kuras adını aldı. Çok büyük bir hata yapıldığının anlaşılması ise yüzyıllar alacaktı. Büyük kardeşlerinin yakalandığını duyan Baal ve Diablo, doğuya, Arano ve Kandruas diye anılan bölgeye kaçtılar. Ancak Horadrim kararlıydı ve Tyrael'ın başlarında olması işin rengini çok değiştiriyordu. İkiz Denizi aşan Horadrim, Baal'ı Lutgolein'i de yakaladı. Tal Rasha daha önce olduğu gibi masumlara zarar vermemek adına şehre saklanan Baal üzerine direkt olarak saldırmadı. Bir müddet bekledi ki planı işe yaradı ve sabırsız olan Baal şehirden kaçmak için harekete geçtiği anda yakalandı. Ancak o kadar da kolay lokma olmadığını o da gösterdi.
Yaşanan kapışma sırasında Tyrael'ın Baal için hazırladığı sarı ruh taşı kırıldı. Baal için işler iyiye gidiyormuş gibi düşünülürken, Talraşa sarı ruh taşını bir bedende özümsetilip, şeytanın içine hapsedilebileceğinin fikrini ortaya attı. Hatta direkt kendini öne sürerek fikrin uygulanmaya geçilmesi için Horadrim'i ikna etti. Sonrasında yenik düşen Baal'ın ruhu, kırılan sarı ruh taşının parçasına hapsedildi. Kırılan parça ise Talraşa'nın göğsüne saplandı. Baal ile sonsuza dek irade savaşına maruz kalacak olan Talraşa'nın bedeni, çölde bir mağaraya zincirlenerek kapatıldı. Bu lokasyon Baal'ın takipçileri tarafından kolayca bulunmasın diye şu şekilde bir önlem alındı. Dövüş sırasında hayatını kaybeden diğer 6 büyücü içinde aynı mezar yapıldı ve kapıları güvenlikli bir şekilde mühürlendi. Aralarında Talraşa'nın da bulunduğu bu 7 büyücünün mezarının olduğu bölgeye Büyücüler Vadisi adı verildi. Geriye kaldı küçük kardeş Diablo. Talraşa'nın fedakarlığı sonrasında Deckard Cain'in büyük babası olan Gerard Cain'in liderlik ettiği Horadrim, Kandros'ta Talsande Nehri yakınlarında Diablo'yu yakaladı ve ruh taşı yakalandığı yere gömüldü. Üzerine savaş sırasında hayatını kaybetmiş Horadrim büyücüleri ve Zakorum keşişlerinin mezarları inşa edildi. Yeryüzüne ise Horadrim Kilisesi yapıldı. Diablo oyunlarının en meşhur bina figürü olan kilisedir kendisi. Daha çok Tristram Kilisesi olarak anılır. Çünkü kilise inşa edildikten sonra Zakorum müritleri ve Horadrim büyücülerinin bir kısmı bu bölgeye yerleşti. Ve kilisenin çevresinde kurulan kasaba ise Tristram olarak anıldı. Denilir ki 3 büyük iblis generali yakalanma ihtimallerini dahi düşünmüşlerdi. Bu nedenle Tyrael sürekli bu üçlünün kolay kontrol altına alındığını düşünerek huzursuzluk yaşardı. Ki kötülük yine içeriden gelecek ihanetle yükselecekti. Zoltun Kul, Tyrael tarafından zamanında ruh taşlarını koruması için görevlendirilmişti. O ise zamanının çoğunu bu taşlar ve güçleri üzerine çalışmalar yaparak geçirdi. Ne planladığını ve kendisinin ne gibi kötülükler ortaya çıkaracağını ilerleyen videolarda göreceğiz. Bu olaydan yaklaşık 240 yıl sonra Diablo 1 oyununa hakim olan Tristram'ın kararması denilen hadise yaşanacaktır. Bu yıllarda yaşananlar genelde Zakorum Kilisesi'nin etrafında dönmüştür. Bu nedenle bir sonraki videomuzda Zakorum Kilisesi'ni ve Tristram'ın kararmasına kadar yaşananları aktaracağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve takipte kalın.